Yine İstanbul'da ve yine denizdeyiz ama bu kez sorun başka. Dalgıçlar çöp topladı. Tabure bile var. Çuval çuval plastik, cam teneke şişeler, onlarca araba lastiği. İşte bütün bu çöpleri dalgıçlar denizden çıkardı. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Dalgıçları, İstanbul Gediz Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Hocaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan dalgıçlar Pendik sahilinde dalış yaptı. Dalgıçlar çok geçmeden tekrar yüzeye çıktı. Ellerindeki çuvallar çöple doluydu. Dalgıçların yaklaşık 2 saat süren çalışması sona erdi ve denizden çıktılar. Denizden çıkarken de çuvallar dolusu çöpler çıkarttılar. Şimdi daha önce yapılan temizliklerde birçok şeye tanıklık etmiştik. Klozet dahi çıkmıştı. Bu sefer neler çıktı? Şöyle bir göz attığımızda araç lastiği var. Olta var, şişeler var ki bunlar cam şişe, pet şişe, sandalye var ve şurada dikkatimizi çeken bir ses sistemi var. Herhalde buradaki temizlik çalışmasında bu uç noktası olsa gerek. Yani denizden ses sistemi çıktı. Marmara Denizi can çekişiyor. Müsilaj bunu görünür kıldı. Denizin dibi çöplüğe döndü. Denizin dibi çok vahim durumda. İmkanlar doğrultusunda bu kadar çıkarabildik. Çünkü görüş bozuluyor. Zor oluyor biraz. Birbirimizi kaybediyoruz. Daha da çok var. Dalışın amacı denizin dibindeki çöpleri temizlemekti. Ancak tablo içler acısıydı. Envai çeşit atık, katı atık maalesef insanlarımız tarafından atılmış. Suyun altı hurdacı gibi diyebilirim yani. Hurda yığını hem metal anlamında hem plastik anlamında. Tek kelimeyle özetleyecek olursak durum vahim. Müsilajın temizlenmesiyle ilgili çalışmaya başlattık. Şu anda dalgıçlarımız denizin dibine dalmış vaziyetteler. Tabii sıkıntılı bir durum. Çevreye duyarlı konusunda hakikaten hassas olmak lazım. Böyle dikkatsiz davranış içinde bulunursak sonucun nereye geldiğini hep beraber görüyoruz. Dalgıçlar dip temizliğinin ardından çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle devam etti.